AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ağrı'da düzenlenen hain saldırıya karşı HDP Başkanı Demirtaş'a seslenerek bu seçime dağdaki militanlarınızın elindeki silahlarla %10 barajını aşmayı hedeflemişseniz bu hem sizin söylemenizle uyumlu değildir hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti böyle baskıya ve tehdide asla müsamaha davranmayacak ve izin vermeyecektir dedi. Ana muhalefet partisi iktidara geleceğim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu alabilecekleri en üst oy oranını açıkladı. Hedefimiz %35'tir dedi. %35. Arkadaşlar %35 ile iktidar olmaz. O da biliyor. Şu anda %25'lerde anketlerde bir 10 puan daha artırarak %35'i tutturmayı hedefliyor. Bu iktidar olmak için kafi değil. Şunu sorabilirsiniz bana, ama siz AK Parti olarak 2002'de %34.4'te iktidar oldunuz. O zaman iki siyasi parti parlamentoya girebilmişti. Ama şimdi barajı aşan başka siyasi partiler de var. Dolayısıyla %35'te iktidar olunması mümkün değil. Muhalefet partileri aslında bir koalisyon üzerinde içerisinde. Acaba bu seçimlerde AK Parti'yi biraz zayıflatabilir miyiz? Acaba milletvekili sayılarını düşürebilir miyiz? Acaba 276'nın altına çekebilir, bir koalisyon yolunu açabilir miyiz? Hedefler bu. Hiçbirinin tek başına iktidara gelme umudu da yok, düşüncesi de yok. İşte iktidara en yakın parti, demokrasilerde ana muhalefet partisidir. O da %35'ten yukarısını göremiyor. Koalisyon dönemleri gelebilir. Yani nihayet AK Parti'nin de siyasi partilerin de bir ömrü vardır. Evet, biz 2015 seçimlerini, yani Haziran seçimlerini kazanırız. Tek başımıza iktidara devam edebiliriz. Ama bizden sonrasını da düşünmek zorundayız. Onun için biz diyoruz ki, Türkiye siyasi istikrarının devam edebilmesi için artık başkanlık sistemine bu ülke geçmelidir. Ne olacak? Başkanlık sistemi ne demek? Başkanlık sistemi demek, başkanlık hükümet modeli demektir. Yani bir idare modelidir.